Biz farklıyız. Farkında mısınız? Alparslan. Dur bir gülsün. Gir abi. Abi tamam. Denizli valisini sen nasıl ayağına çağırdın? Abi Denizli valisini nasıl ayağına çağırdın biliyor musun? Anlat abi. Konya Alparslan Tarım'ın yönetim kurulu başkanı sahibi Memduh Erdiren Çelebi beyefendi bizi oraya görevlendirdi. Üç tane arkadaş biz Denizli Tarım Fuarı'na gittik abi. Sabahleyin saat 9-9.30 civarında vali vesaire açılış için bütün rütbeli Denizli ekipmanları kapıdan girmişler. Bizim stada doğru gelirken bizim stada bir sokak veri tarafında sol tarafa doğru döndüler. Bize uğramadılar. Ben de Alparslan Tarım'ın yaptığı Beko'nun üzerinde oturuyordum o anda. Marka ismi söylemeyeyim de reklama gidiyorum. Ne değiştirdim ben? Sol sokağa girince o anda ben de kendimden geçtim. Ne yaptığımı bilmiyorum. O kadar emeğimizin karşılığında bizi görmeden nereye gider diye sol kolumu havaya doğru kaldırdım. Beko'ya kalkmadım abi. Beko'nun üzerinde Sayın Denizli Valim, Konya Alparslan Tarım adına stadınıza, serinize katıldık, sizi neşelendirelim diye. Siz bizi ziyaret etmeden, bizi görmeden siz nereye gidiyorsunuz? Sayın Denizli Valim, bağırdım. O anda tabii bilgili adam başka olur, tecrübeli adam. Denizli Valisi döndü bizden tarafa, yavaş yavaş gelmeye başladı. O anda bir baktım, gazeteciler, televizyoncular koşup geldi. Kendi kendime dedim, bunlar nereye geldi benim üstüme dedi. Yavaş yavaş valim geldi. Dedi ki kardeşim seni ben istediğin kadar dinleyeyim ama yavaş konuş. Ama biz yörük olunca soğuk suyu içince abi bizim en ufak konuşmamız böyle çıkıyor. Ama seni azarlamış diye duydum ben. Hayır abicim ne azarlayacak evladım söyle ben seni dinleyeceğim. Tabi Alparslan amcanın 1969 yılında kuruluşundan bir tornayla başlamasından dolayı bir oradan giriş yaptık sene 2015 çıkışını yaptık. Çok teşekkür ederim dedi. Bize koydu gitti. Ertesi gün nasıl? Ertesi gün Denizli'nin gazete başlıkları ne atılmış farkında mısınız? Duydunuz mu? Duydum ya. Konya Alparslan Tarım Denizli valiyi ayağına çağırdı. Allah. Vallahi de tabii. Yani sen orada valiye sitem ettin. Bize de ziyaret edin. Biz tam Konya'dan geldik dedin. Evet. Ama gazeteciler işte bu gazetecilerde o kadar bir şeyler söylemedi, gazeteciler. Yani hemen manşeti atmışlar. Atmışlar. Konya Alparslan Tarım Denizli Valisi'ni ayağına çağırdı. Evet. Ne oldu sonra? Bizim adliyetimiz yok, bir kötülüğümüz yok ama biz kendimizi orada belirtelim. Bizim geldiğimizi Denizli görsün diye, ürünümüzü saysın, görsün, beğensin diye. Biz onlara bilgi vermek istedik ama biz böyle karşılığında bir iş gördük. Peki, işin kötü tarafı Denizli Valisi 15 gün sonra görevden alınmış. Biz de öyle duyduk. Sebebi sevgili seyirciler, Denizli Valisi İçişleri Bakanı izliyor. Vatandaşa bağırdığı için Denizli Valisi'ni görevden almış. Aslında bağıran bu ama suç ihale Denizli Valisi'ne kesilmiş. Sen bir bir valinin kariyerine zarar verdin. Bu bağırmanla. Ben zarar vermedim. Ben doğmadan beri, belli bir yaşımdan beri sesim böyle çıkıyor. Ben ya doğuşta da böyle bağırarak mı? Valla doğuşumu aklım herhalde bilmiyorum da irdikten sonra hep bağırarak konuşmaya başladım. Abi hadi ye şunu. Yemeğimize devam edelim. Kes daha yeter ya. Teşekkür ederim. Alparslan 444 39 42 Farkı fark edin.